Ama eğlenme konusunda da mesela bir senin ya bir senin kendini ifade etmesini istiyorum ben. Hani bir mağduriyeti var. Evet performansı iken gitti sürgün adasına aslında. Onun için çok kötü bir şey ama ya arkadaşlarına dönüp arkadaşlar size de gerçekten çok teşekkür ediyorum takımıma. Benim için dokunulmazlığı kazandınız gibi bir konuşması var ya. Hani orada biraz daha sanki şey olması lazım. Yani sistem et takımına. Benim performansım iyi de ya da bunu seyirciye göster. Ben burada kalmak istiyorum çok yani daha böyle istekli bir seni normal hayatında spor yaparken görsem çok güzel bunu ifade edebilir ama oradayken neden sanki bu e, ifadede bir zorluk çekiyor. Bence bir senin dün akşam kurduğu en güzel cümle buydu. ve bunu oylamanın başında söylese daha yüksek oy alırdı öyle diyeyim sana. Çünkü bu kadar herkesin böyle e, kirli yanlış bir sürü şey söylediği yerde bir senin o lafı benim böyle eee acayip yani. hoşuma gitti. <laughs> ha hoşuma gitti ya. Hoşuma gitti yani. Bu kadar şeye rağmen bu kız kırılmıyor, üzülmüyor. Ya bunlara da bazen insan ihtiyaç duyuyor ekranda görmeye bence. Ve birsinin o hareketi güzeldi bence mesela. Dedi ki karşıdan biri geldi işte arkadaşlarımdan ricamdı. Beni yolladılar ama mücadele ettiler. Kendine çok teşekkür ediyorum. Ama, Müthiş abi. Ya swall... Doğru ama biraz da hırsını görmek istiyor da yani gö e, görmek i̇şte bir, bir yarışma, ya. Değil mi? O yüzden de ben mesela Barış çok güzel bir konuşma yaptı ki ben zaten mesela Barış'ın eleneceğini düşünmüyorum ama bir Birsen Evrim Mert arasında böyle bir gidip geliyorum. Evrim'in eksileri çok. Ama Mert'in de böyle bir isyankar modu. Her şeye itiraz eden tarafı. Yani o bir de yaşanan durum, arada kalışı ve bu durumu da açıklamaması. O yüzden de hani böyle çok eleme konusunda ben çok heyecanlıyım. Kim eğlenecek? Mert biraz fazla isyanda bulunuyor. Hani evet. böyle Böyle yaşlanınca hani biraz daha böyle çenemize vurur daha çok isyan ederiz ya dedelerimiz hani öyle olur ya gene. biraz ben dün öyle Benim bir enerji gibi. aldım. Allah rahmet Enal'de. eylesin ikisi <laughs> valla pamuk gibi ama dediğin doğru biraz böyle ileri yaşta bazen olabiliyor. İşte yani onu evet. demek istedim sanki doğru. öyle bir imaj verdi biraz bana. Evet. Mert'in isyanı ne üzerineydi? Mert'in isyanı sürgün şey, adası. Sürgün adası falan vesaire. Evet, ve puanlama şimdi, sistemi. Yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim onunla da ilgili hatta böyle birkaç kişiyle de yazıştım bu konuyla da ilgili. Şimdi bir durum var. Survivor. Ve bu Survivor kendini geliştiren bir yarışma. Bizim yarıştığımız seneye bak. ilk Hakan'la benim yarıştığımız seneye bak. Neredeyse hiçbir kural benzemiyor. Bak neredeyse. Evet. O kadar değişti ki her şey. Bir noktaya geldi geldi. Yarışlar değişti. Olaylar değişti. Ki bunu zaten talep eden de biraz da seyirci. Bizim senedeki Survivor olsa bugün Survivor bu kadar tutar mıydı? Bence tutmazdı. Niye? Çünkü yerinde sayan aynı şeyi tekrarlayan bir yarışma formatı olurdu. Ama her sene gelişen format ister istemez bu sene All Star olmasıyla beraber daha zor ve daha farklı kuralları getirdi beraberinde. Ve ben çok iyi biliyorum ki toplantıda arkadaşlardan da şöyle bir talep gelmişti ki Acun abi iyi oldu hatırlattı onu akşam. Hatta Sema söylemişti. Performansı iyi olan yarışmacılara bir ayrıcalık olacak mı demişti bu sene. Olacak işte evet. Performansı iyi olan yarışmacı hem elenmiyor hem de aday söyleyebiliyor. Öyle bir duruma geldi. Artı sadece bir yarışmacı da değil bu. Her takımdan hem kadın hem erkeklerin ayrıcalığı oluyor bununla ilgili. Bir de bu sene All star olması koşuluyla yeni bir sürgün adası konsepti çıktı. Bence çok doğru ve çok güzel de bir konsept. Çünkü sürgün adasındakiler ne yapıyor bir yandan merak ediyorsun. Çünkü giden psikolojisini değiştirip geliyor. Farklı şeyleri düşünüp başka bir şey katıyor. Mesela Barış'la Mert çok e, güzel gittiler oraya ama döndüklerinde veya Barış'ın şimdi son röportajını mesela dinlediğimde farklı farklı şeyler var. Çünkü kulağına bir şey geliyor sonradan gelen ona bir şey söylüyor. Senin arkandan bunlar konuşuluyor diyor. İster istemez insanlar doluyor ve bir evet. hikaye oluşuyor. Şimdi Mesela bir abimiz bana yazmış sabah veya bir başkası. Sürgün adası olmasın herkes istemiyor. Nereden biliyorsun herkesin istemediğini sen? Mesela herkes istemiyor. Benim çevremde veya Twitter'da. Ya Twitter'a baksak her şey değişir zaten. Veya Twitter'da 3 hmm. tane yazan 5 tane yazana baksak. Yani şimdi bahsetmeyelim ama bir sürü oh, şey değişir oh, ülkede doğru mu? Kesinlikle. <laughs> her yazanın her söylediğin veya senin istediğin şey doğru değil. Ben sürgün adasını sevmiyorum kimse istemiyor. Nereden biliyorsun kimsenin istemediğini? Sen istemiyorsun diye sana öyle geliyor. Mert'te de benzer bir durum var. Mert diyor ki bu sistem değilsin ya kardeşim. Bu sene geldiniz. Deselerdi ki sürgün değil. Bu sene sizi dört takım yapıyoruz. Karşı mı gelecektin sen? Bu Survivor ve bir kural. Acun Medya yönetimi de bununla ilgili bir karar almış. Diyor ki sana gel kardeşim yarış. Sana gel kuralları koy demiyor burada. Yarışacak mısın yarışmayacak mısın diyor. Mert o yüzden de katılmıyorum ve kızıyorum. Yani var olan kurallara ayak uydurması lazım. Ben yani. şöyle diyeyim. Benim tahminim iki hafta içinde Acun abi Instagram'ında bir anket yapacak. Sürgün Adası'ndan Memnun musunuz, değil misiniz diye. Muhtemelen de halkın %60'ı, %58'i memnun değiliz diyecek. Ve ondan sonra sügün odası bir ihtimal hayatımızdan çıkabilir. Çünkü Acun abi biraz o konularda seyirciye de hak veriyor. Ee, senin katılıyorum. Herkes değil ama e, haliyle yarışmacıların belli noktalarda zorlanmasından ya da onları ekranda yarışırken gözükmemesinden e, çok rahatsız olan seyirciler de var. Hayır orası Survivor, e, orada şartlar zordur diyen... Ee, birçok insan da var. Ama bence Acun abi bununla ilgili bir anket yapacaktır. Onun sonucuna göre ilerleyecek. Ya ben şöyle düşünüyorum bir yandan da. Bu bir televizyon programı. Televizyon programının sonucu nedir? İzlenme değil midir? Rating değil midir? Evet. Veya sosyal medyada <laughs> konuşulması değil midir? Bunların hepsi bu sene fazlasıyla var mı? Hem de çok fazlasıyla var mı? Her gece ne olursa olsun bütün karakterlerden birkaçı TT olmuyor mu? Sosyal medyada en çok konuşulan şey olmuyor mu? Veya reytinglere dönüp baktığımızda bu program Normalin çok üzerinde şu an izlenmiyor mu? Çok iyi gitmiyor mu her şey? Evet. E şimdi burada yanlış giden ne? Ve bu senaryo değil. Herkes kendi karakteriyle hayatıyla yaşıyor. Yani mesela senaryo geçen senin sene, yazdığı bir şey de değil. Böyle. Geçen sene hep şey diyorlardı mesela. Ya işte sürekli oyun mu seyredeceğiz? Niye evet. aralarındaki <laughs> iletişimi ve ada yaşantısını izlemiyoruz? Herkes kendilerine bir talepte bulunuyor zaten. Evet abi aynen. Ya Ama işte çok olmayanı ister ya şey, evet. Evet, Olmayanı yani, istiyorsun yani ya, daha çok aralarındaki diyalogları görmek istiyorlar onu gösterince de yarışsınlar diyorlar yarışmada olsunlar yarışınca da çok fazla yarış var diyorlar. Aslında hani bu e, kimseyi memnun edemezsin yani bunu da yapsan memnun edemezsin bunu da oradaki yarışmacıların psikolojisini anlamak lazım mesela. Bence çok tadında her şey. Geçen sene toplu SMS vardı mesela bu sene sadece adaylar SMS'i çıkıyor. Geçen sene toplu SMS'e karşı çıkıyordu bir sürü insan. Böyle olmasın böyle tam bu sene de mesela adaylar sadece SMS çıkıyor. Niye toplu SMS yok? Niye biz birinci, üçüncüyü görmüyoruz diyen bir sürü insan var. Kesinlikle.